Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Kale Allahu tebareke ve teala fi muhkemil kitabihil kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve keeyyin min ayetin fis semavati vel ardı yemurruna aleyha ve hum anha muğridun. Sadakallahul azim. ونتق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين والآقبة للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمد كائناتın yaratıcısı ve yegane mutasarrıfı Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen son Resul, yaşayan Kur'an, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine, sahabesine, gayesi Allah Celle Celaluhu'nun rızası, rehberi Kur'an, önderi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olan bütün müminlerin üzerine olsun inşallah. Allah Azze ve Celle nasip ederse Enbiya Suresi 25. ayet-i kerimeyi izah etmeye çalışacağız. Arşın Rabbi bizlerin dillerini yalandan yanlıştan muhafaza eylesin. Hakkı söylemeyi, hakta isabet etmeyi, hakka isabet etmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Daha önce de zikredildiği üzere Allah Celle Celaluhu insanları peygamberler vasıtasıyla uyarmıştır. Aynı zamanda da yine peygamberler vasıtasıyla da müjdelemiştir. Nitekim Allah Celle Celaluhu peygamberleri gönderiş gayesini zikrederken Bakara Suresi 213. ayet-i kerimede dahil olmak üzere korkutucu ve müjdeleyici olarak peygamber gönderdiğini, bu gaye ve bu amaçla peygamber gönderdiğini bizlere bildirmektedir. Bizim muhatap olduğumuz, bizi uyarmakla ve korkutmakla, müjdelenmekle ve korkutmakla mükellef olan peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla hangi zamanda yaşarsa yaşasın bir kişi, hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın, o peygamberin ve o peygambere indirilen kitaba ve ona ait onun sünnetine de tabi olmakla mükelleftir. Aynı zamanda geçmiş peygamberlerden Kur'an-ı Kerim'de ya da hadislerde zikredildiğinde bunlar yine Kur'an ve sünnet vasıtasıyla nehyolunmamışsa, hükmü kaldırılmamışsa bizim için de şeriattır ya da ölçüdür. Ancak tekrar söylüyorum, asli olarak Kur'an ve sünnettir. Bizim muhatabımız ya da bizim teklife muhatap olduğumuz, gereklerini yerine getirmekle mükellef olduğumuz vahiy, Kur'an ve hakikat, Kur'an ve sünnettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ yapmakla, inzar etmekle, uyarmakla, ikaz etmekle görevlendirildiği ilk toplum, yani ilk muhatap şüphesiz ki Mekkelilerdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oradaki insanları yaşadığı toplum iyi tahlil edildiğinde farklı itikatlar, farklı inançlar, farklı istikametler söz konusuydu. Onlara karşı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'deki açık delillerle, beyinelerle hakkı anlatmış ve onların Allah Celle Celaluhu'dan başka ilahı olmadığını, yine biraz evvel de söylediğimiz gibi inkar edilemeyecek akla uygun apaçık delillerle ispat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de Sünnet-i Seniyye'de de birçok bu konuda delil mevcuttur.
Tabii ki kendisi tebliğe muhatap olan bu toplum, bu toplum içerisindeki insanlar aynı şeyleri dinlemelerine rağmen, aynı şeyleri duymalarına rağmen, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir topluluğa hitap ettiğinde o topluluktaki herkes Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini işitmekteyken, neden acaba sadece çok cüz'i bir kısmı bu çağrıya kulak vermiş, meyletmiş, tefekkür etmiş ve sonunda tasdik etmiştir? Diğerleri ise niye bu çağrıdan, bu hakikatten, bu hidayetten istifade edememişlerdir? Mekke'nin konumuna baktığımızda aslında bu Mekke'ye has bir durum değil, bir mesele değil. Kıyamete kadar baki bir meseledir. İnsanlar yeryüzünde daima iki toplum olurlar. Üçüncü bir toplum olamazlar. İslam da tek ümmettir, tek millettir. Küfür de tek millettir. Dolayısıyla bir kişi inancı ve o inancının gerektirdiği mücadele kendisini ya cennete götürür ya da cehenneme götürür. Kişi neye inanmış, nasıl inanmış ve inancı uğrunda hangi inanç sahibi ise o uğurda verdiği mücadeleyle ya cennete gider ya da cehenneme gider. Ve şüphesiz ki burada Allah Celle Celaluhu'ya, onun bize bildirdiklerine iman etmek ve gereğini yaşamak kişi için kurtuluşun tek yoludur. Ve müjdenin en önemli, hatta tek sebebidir. Peygamberler müjdeleyici ve korkutucu olarak gelmişler ise bugün zamanımızda yaşayan insanlar peygamberin müjdeledikleriyle mi meşgul olduklarına ya da korkuttuklarıyla mı meşgul olduklarına iyi bakması gerekmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hak dini din. Allah Azze ve Celle'yi ilah, Resulünü önder, kitabını hak kitap olarak kabul etmemiş, bunu sadece diliyle telaffuz edip eylemlerine yansıtamamış kişilerin ya da yansıtmanın gerekliliğini anlayamamış kişilerin, bunu sadece dille telaffuz etmenin kendisi için kurtuluşun sebebi olacağını zannetmesi, bundan önceki insanlar için nasıl böyle olmadıysa, kurtuluş sebebi olmadıysa, kendisi için de olamayacağını fark etmesi gerekmektedir. Evet, Mekke toplumuna baktığımızda onlar uluhiyetin asıl manasının, uluhiyetin asıl manasını, yani la ilahe illallah'ın asıl manasının hakimiyet olduğunu çok iyi biliyorlardı. Otorite, idare, tasarruf olduğunu çok iyi biliyorlardı. Müşrikler tarafından bu anlaşılmakta olduğundan dolayı, böyle anlaşıldığından dolayı müşrikler masivai varlıklara, yani Allah'ın dışında yaratılmışa kulluk yapan insanlardır. İtaat eden insanlardır, boyun eğen insanlardır. Ve bu kulluğun sebebi şudur ki uluhiyetin bir takım yetkilerini onlara vermeleri, onlara atfetmelerinden dolayıdır. Uluhiyetin ya da rububiyetin tamamını değil. Zaten tamamı verilse inkar söz konusudur. Bir kısmı verilmesi dolayısıyla şirk gündeme gelir. Ortak koşmak gündeme gelir. Bir kadın bir erkeğe ben seni hiç sevmiyorum dese bu başkadır. Ben seni şu kadar, falan adamı da şu kadar seviyorum demesi başkadır. Dolayısıyla ilki inkar, sevgiyi inkar. İkincisi ise sevgide şirk koşmaktır. Azıcık dahi olsa o sevdiği kişiye ya da sevdiği bağlanması gereken kişiye, erkeğe seni sevgiyi 100 bölüm olarak kabul edersek 99'unu sana has kılıyorum, birini de falan erkeğe has kılıyorum sözü hiçbir erkeğin hoşuna gitmez. Çünkü o 99'unun kendisine has kılındığı kişi bilir ki
bu kadın kendisine sevgide şirk koşuyor. Başkasını da severek. Nitekim Sad bin Ubade hadisinde, Buhari'de geçen 5220 no'lu hadiste şöyle geçmektedir. Sad dedi ki, ben hanımımı yabancı bir erkekle beraber görsem kılıcımın keskin tarafıyla onun boynunu vururum. Onun boynuna vururum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Sad kıskançtır. Ben ondan kıskancım. Allah da benden kıskançtır. Hadisin orijinalinde Arapçasında gayret geçmektedir. Yani Sad gayretlidir. Ben ondan daha gayretliyim. Allah da benden gayretlidir. Kadı İyaz rahmetullahi aleyh ve bir takım alimler gayreti kişinin kendisine has olanda ortaklık iddia edilmesi sonucunda kalbin değişmesi ve öfkenin artması şeklinde tarif etmişlerdir. Dolayısıyla müşrikler uluhiyetin bir kısmını masivai, yani yaratılmış, canlı ya da cansız, hareket edebilen ya da edemeyen, konuşan, konuşmayan, gören, görmeyen, duyan, duymayan, fark etmez, yaratılmış olması açısından eşitlik söz konusu varlıklara isnat ediyorlardı. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği, bugün de İslam davetçilerin getirdiğiyle aynıdır. Dolayısıyla o gün Mekkelilerden La ilahe illallah'ı ikrar ettiklerinde kalpten de bunun mahiyetini tasdik etmeleri istendiğinden onlar bağlandıkları otoritelere, kurumlara, kuruluşlara, mahlukata bir reddiye olduğunu iyi anlamış. Dolayısıyla Allah'tan daha çok sevmeleri dolayısıyla, nitekim Allah-u Teala ayette diyor, insanlardan bir kısmı vardır ki Allah'tan başka ilah edinirler ve onları Allah'ı sever gibi severler. Haşa. Kişi sevdiği bir şeyi ancak ondan daha çok sevdiği bir şey için terk eder. Dolayısıyla eğer Allah'ı mahluktan daha çok seviyor ise o Allah Celle Celaluhu için o mahluku reddedip ondan vazgeçebilmelidir. Vazgeçemiyor ise sevgi iddiası boş bir iddiadır, yalandır. Yani açık ve net yalandır. Kalbim temiz de olmaz bu işler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha kimse daha çok kalbi temiz olamaz. Hazreti Ebu Bekir'den, Hazreti Ömer'den, Hazreti Ali'den, Hazreti Osman'dan ve diğer sahabeden temiz olamaz. Onlar senden pis miydi ki Allah'ın rızasını kazanmak için bu kadar meşakkat çektiler, mücadele ettiler, işkenceler, sıkıntılar, hicretler. Şeytanın aldatmacasına kanmamalıyız. Evet, onlar uluhiyetin bir kısım yetkilerini isnat etmiş oldukları ve toplumsal olarak da Allah'ın hükümleriyle değil de kendi heva ve heveslerinden uydurdukları hükümlerle hükmettiklerinden böylece Allah Celle Celaluhu'nun kanun koyma yetkisine de tümüyle teslimiyet göstermek istemediklerinden dolayı. Yani namazına itaat ederiz. Hatta teşvik de ederiz. Oruca da itaat ederiz. Teşvik de ederiz. Münferit olarak emrettiklerini teşvik eder. Hatta biraz evvel dediğimiz gibi olanaklar, imkanlar bile hazırlarız. Ama içtimai olduğu zaman toplumsal hayata yönelik ki uluhiyetin Allah'ın hükümleri dedik, Allah'ın uluhiyetinin tecellisidir, temsilcisidir, ispatıdır. Bir toplumda Allah'ın hükümleri uygulanıyorsa o toplum Allah'ı ilah kabul etmiş demektir. O zaman bir toplum kendisine bir baksın, yaşadığı topluma bir baksın, idaresine bir baksın. Eğer hüküm Allah'ın değil ise orada Allah'tan başka ilah ya da ilahlar edinilmesi söz konusudur. Allah Azze ve Celle ayette ne diyordu Zuhruf suresinde? Bismillah mealen, o gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. Onu gökte ilah kabul eden yere indiremezse kendisi tam bir saf müşrik olur. Başka hiçbir şey olmaz. Gökte Allah'ı ilah kabul edin. Yerde Allah'ı ilah kabul etmeyen. Nedir ilah? İtaat edilen, boyun eğilen, teslim olunan, mutlak otorite. Yalnız kendisinden yardım istenilen.
Mekke müşriklerine bu ilan geldiğinde, yani La ilahe illallah ilanı geldiğinde ne diyorlardı? Sad suresi 5. ayet-i kerimede. Kendilerine baksın insanlar, aynı şeyi söylüyorlar mı söylemiyorlar mı? Dil de değil, eylemsel olarak, teslimiyet ruhu anlayışı olarak, sevgi ve meyil olarak, bağlılık olarak. Kim daha çok seviyor? Kimi daha çok seviyor? O iki ilahı tek ilah mı yapıyor? Bu şaşılacak bir şeydir. Yani ey falan, sen anlattıklarınla şunu mu demek istiyorsun? Allah gökleri de idare eder, bizi de idare eder. Toplumsal olarak bizim de ihtiyacımız olan kanunlar Kur'an-ı Kerim'de var ve biz ona boyun eğmek zorundayız. Allah'ı ilah kabul etmenin bizim için ispatı budur. Arı için bal yapmaktır, inek için süt vermektir, tavuk için yumurtlamaktır, ağaçlar için fotosentezdir, mevsimler için ölmektir, dirilmektir, yaprağını dökmektir, tekrar açmaktır. Bu Allah'ı otorite kabul ettiklerinin göstergesidir. Kendileri için konulmuş bütün kanunlara mahlukatın boyun eğmesi Allah'ın otoritesinin temsilidir, tecellisidir. Ya senin hayatında La ilahe illallah deyip bunu gününe binlerce kere söyleyen ey insan, Allah'ın uluhiyetinin tecellisi ne? Namaz mı sadece? Oruç mu sadece? Sen Kur'an'da sadece bunları mı buldun? Sen ehli kitabın yerildiği şu anlayışı bilmiyor musun? Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Böyle yapanların cezası dünyada rezil ve rüsva olmaktır. Ahirette de onları cehennemin en alt tabakasına atarız. Yani ey namaz kılmakla, oruç tutmakla kurtuluşa ereceğini zanneden insan, Allah Azze ve Celle seni cehennemin en alt tabakasına atmakla tehdit ediyor. O zaman uyanmak gerekiyor. Kur'an'a meyletmek, doğruları Kur'an'da aramak ya da cevapları Kur'an'da aramak, soruları Allah ve Resulüne sormak, Kur'an ve sünnete sormak gerekiyor. Kur'an akıl sahiplerine inmiştir. Herkes Kur'an anlayabilir. Kim derse ki sen Kur'an anlayamazsın, Allah'ın biz Kur'an'ı insanlar için kolaylaştırdık ayetini reddetmişsin demektir. Ya da biz insanlar üzerinde düşünsünler ve öğüt alsınlar diye bu kitabı indirdik. Bu akıl sahiplerine inmiştir. Ya sen deli olduğunu iddia ediyorsun, anlayamayacağını söyleyerek, ya da Allah'ın kitabının ayetini inkar ediyorsun. Bu da müşrik olmanın sebebidir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun peygamberleri geldikleri toplumlarda kendisinden başka, Allah'tan başka ilah olmadığını, olamayacağını, selim akıl sahiplerinin doğru formülü uygulamaya koyduklarında zaten rahatlıkla bunu idrak edeceklerini söylemişlerdir. Nitekim başta okuduğumuz ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Yusuf suresi 105. ayet-i kerimede Bismillah ve ke eyyin min ayetin fis semavati vel ard, göklerde ve yerde Allah'ın tek ilah olduğuna dair nice deliller vardır. Sayısız deliller vardır. Yemurruna aleyha ve hum anha muridun. Ancak insanlar onların üzerinden gelir geçerler, onları görmezler. Kör oldukları için mi görmezler? Yok. Baş gözleri kör değil. Akılları vasıtasıyla görmesi gereken kalpler körelmiştir. Kalpler köleleştirilmiştir. Kalpler başka şeylerle meşgul edilmiştir. Edilmektedir. Ve dolayısıyla insanlar sağlıklı düşünce kabiliyetlerini, yeteneklerini kaybetmişler. Peki böyle insanların akıbeti nedir? Allah Celle Celaluhu söylüyor, biz söylemiyoruz. Ulaike kel en'am. İşte onlar dört ayaklı hayvan gibidirler. Çünkü seni hayvandan ayıran şey görmen, duyman, yemen, yatman değil. Onlar aynı hayvanda da var. Eğer yemesi Allah için, Allah'ın tefekkür, Allah'ın ayetlerini tefekkür için olmazsa, o hayvandan daha aşağıya düşer. Çünkü sebbehe lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ederler. Bu bir hayvan da dahil. Bütün hayvanlar da dahil. O zaman sen o akıl sahibi olmadığı halde tesbih ediyor, sen akıl sahibi olduğun halde tesbih etmiyorsan ondan daha aşağıya inersin. Sen hayvan gibi yersin. Yeme bakımından hayvan gibisindir. O da şehvetini tatmin için yer. Nefsini tatmin için yer. Sen Allah'a kulluk kastıyla yemezsen, Allah'ın rızasını gaye edinerek yemezsen, aklını değil şehvetini itibar vasıtası kılarsan ve aklınla Kur'an'a değil şehvetinle hayata bakarsan, o zaman aydınlanman, doğru yola sevk olunman zaten mümkün olmayacaktır. Evet, Allah Celle Celaluhu'nun hüküm ve kanun koyma yetkisine tümüyle teslimiyet göstermek istemediklerinden dolayı tevhidi değişimi, tevhidi inkılabı
kabul etmeyip karşı çıkmaktadırlar. Kur'an açıkça söylüyor. Ey Muhammed, öyleyse sen de onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Maide 48, 49, arka arka iki ayet. Sana Allah'ın indirdiğinden azıcık bile saptırmalarına müsaade etme. Yani ey Muhammed, biz bu kitabı 100 bölüm olarak kabul edelim, 99'unu uygulayalım, birini uygulamayalım dediğinde sakın ona müsaade etme. O bir tanesinin uygulanması için de mücadele devam eder. Ya da ey Muhammed, İslam'ı 100 bölüm olarak kabul edelim, bir tane de biz ekleyelim dediklerinde de kabul etme. La ilahe. Bu da ilahlık iddiasıdır. Niye? Haşa Allah bir şey eksik mi bırakmış sana ihtiyacı olsun? Bu dini kemale erdirdim diyor. İtikat, amel ve içtimai olarak her şey mevcuttur. İnsana düşen sadece tabi olmak, teslim olmaktır. Ve boyun eğip Allah'a kulluk yapmayı gaye edinmek, onu razı etmeyi amaç edinmek ve onun cennetine girmeyi beklemektir ancak. İnsana düşen budur. Çünkü insanların tamamı Allah'a kulluk gayesiyle yaratılmıştır. Ve gaye Adem'le başlayıp kıyametin koptuğu son ana kadar bu olmakla beraber insanlar yaşadıkları zaman diliminde küfür sistemlerinin, global küfür sistemlerinin etkisiyle, eğitim sistemiyle, toplum yaşantısıyla bu hakikatlerden uzaklaştırılmıştır. Ve onun için Allah Azze ve Celle bu hakikati hatırlayıcı peygamberler göndermiştir. Yoksa Zariyat 56 bize inmiş bir ayet değil. Bütün insanları kapsayan ve ma halaktul cinne vel insa. Bütün insanlar ve cinleri kendi bana kulluk için yarattım. Ve insanlar dediğim gibi zaman zaman yaşadıkları çevre ve kafirlerin hedef olarak gördükleri insan aklını farklı şeylerle meşgul etme gayesinden dolayı onların bu tuzaklara düşmüş, bu oyunlarına gelmiş, farklı şeylerle akılları meşgul olur hale düşmüşlerdir, o hale gelmişlerdir. İşte peygamberler vasıtasıyla Allah Azze ve Celle yine aynı Adem Aleyhisselam dönemindeki güneşi, İbrahim Aleyhisselam'ın dönemindeki güneşi, İbrahim güneşi batarken gördü. O güneş başka güneş değildi, bu güneşti. Aynı güneşti. Ve dedi ki ben batanları sevmem. Ay aynı aydı. Değişmedi bu ay. Kamer. Yıldızlar aynı yıldızlardı. Musa Aleyhisselam dönemindeki de aynıydı. İsa Aleyhisselam dönemindeki Salih Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın hepsi aynıydı. Hepsi aynı delillerle gelmişlerdir. Nitekim davetçilerin ortak geliş metodu neydi? Ve ma aleyna illel belagul mubin. Biz size apaçık delillerle geldik. Akla hitap eden. Biraz evvel bir örnek verdik. Sen erkek olarak eşinin seni sevmesinden bak yüzden 99'u senin. Daha ne istiyorsun? Denildiğinde abes karşılayıp o birinin dahi başkasına verilmesine razı olmuyorsun. Bu sevgiyi sana has kılmasını istiyorsun. Uluhiyetin yetkilerini ise Allah'tan alıp tamamını değil gökleri idare etsin. Sen aslında Roma İmparatorluğu'nun ilahlaştırdığı Sezar'ın toplumundan biri olduğunu fark edemiyorsun. Çünkü onlar da ne diyordu? Lafa geldiğinde kabul etmez. Ama itikat ve istikamet aynı. Sezar'ın hakkı Sezar'a, Allah'ın hakkı Allah'a diyorlar. Haşa. Yani Allah gökleri yönetsin, Sezar Bizans'ı yönetsin. O zaman sen de Allah gökleri yönetsin falan da burayı yönetsin demekle aynı zihniyete sahip olduğunu, Sezar değişir, Firavun'un değiştiği gibi. Nemrut da değişir. Ama itikatlar ve ameller, anlayışlar değişmez. Kur'an'da da onun için fertlere, şahıslara yönelik değildir hükümler. Olaylara yöneliktir. Kalpteki inançlara yöneliktir. Kimde bu inancın olduğuna değil. Kim bu inancı taşırsa denir. Özelleştirilmemiştir. Görmedin mi o heva ve hevesini ilah edinen? Burada bir numune vardır. Görmedin mi Velid bin Muğire'yi? Dememiş Allah-u Teala. Her zaman birileri veya bir takım insanlar heva ve hevesini ilahlaştırabilir. Bu insan için mümkündür. Kendinizi koruyun demektir. Akıl sahipleri. Heva ve hevesten uzak kalmak, heva ve hevesin ilahlığından
bu tehlikeden uzak kalmanın ve diğer şirk, uluhiyetin yetkilerini başkalarına devretme tehlikelerinden geri kalmanın tek ve şaşmaz yolu Allah Celle Celaluhu'nun uluhiyetinin tecellisinin mahiyetini, La İlahe İllallah'ın keyfiyetini öğrenmek, bunu anlamak, yani tevhidi ve şirki ilmi olarak ne yapmaktır? Öğrenmektir, temin etmektir bu bilgiyi. Bunun için mücadele etmektir. Çünkü kurtuluşun sebebi sadece budur. Başka alternatifi yok. İnsanlar daha önce de söylediğim gibi farklı sebeplerle aldatılmışlar, kandırılmışlar, uyutulmuşlar. Futbolla uyutulmuşlar, maçla modayla uyutulmuşlar, müzikle uyutulmuşlar ve farklı sebepler. Dolayısıyla bunun tek sebebi insanların hakikati görmelerine engel olmak, anlamalarına, idrak etmelerine, düşünmelerine, tefekkür etmelerine engel olmaktır. Müzik, moda, futbol neyse Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Fussilet suresi 26. ayet-i kerimede o Kur'an okuduğunda duymayın, işitmeyin, yaygara kopartın, teneke çalın kitabındaki mana da aynıdır. Yani insanlar Kur'an'ın üzerinde davetçilerin anlattıkları üzerinde düşünmesin, tefekkür etmesinler. Onların akıllarını başka şeylerle meşgul edin. İşte kişiler kurtulanlardan olmak istiyorsa peygamberlerin çağrısına kulak vermek zorundadırlar. Dünya insanı cezbeder, çekicidir. Dünyalıklar insanı oyalar, meşgul eder. Nitekim Kur'an'da birçok ayet-i kerime bu tehlikeye karşı arşın Rabbi insanları uyarmıştır. Onları yaratan o olduğu için onların artılarını da eksilerini de o yaratmıştır. O bilir değil bak. Önce o yaratmıştır. Yaratan bilmez mi? Dolayısıyla o insanın tuzağa düşmesi, aldanması mümkün olan açıklarını da, eksikliklerini de o yaratmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu konuda tuzaklara düşmemesi, şeytanın oyunlarına ve şeytan yandaşlarının, şeytan taraftarlarının oyunlarına gelmemesi, azgınların, isyankarların, haddi aşanların oyunlarına gelmemesi için insanları uyarmış, ikaz etmiştir. Hakikati ya da kurtuluşun yolunu göstermiştir. Fakat insanoğlu yaşadığı dünyada hakikatten uzak, Kur'an ve sünnetin sadece lafzi olarak dilinde telaffuz ettiği bir hale gelmiş. Kur'an'dan bir ayeti dahi söylemekten, bir hadisi doğru düzgün telaffuz etmekten aciz hale gelmiştir. İlmi olarak inandığı kitabın 6666 ayetinden bir tanesini dahi telaffuz edemeyen, günde 40 defa belki 60 yıl, 30 yıl, 40 yıl namaz kılmasına rağmen İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn ne demektir diye sorduğunda şaşırıp kalan insanların Allah'ın kitabından istifade etmesi ya da onun hidayetinden nasiplenmesi, hayatını ona göre düzenlemesi. Anlamadığı bir kitabı göre nasıl düzenleyecek? Yabancı dilde konuşan bir kişinin senin önüne çıkıp zarar vermesi muhtemel bir şeye karşı uyarmasına benzer bu. Sen bakarsın ne diyor bu adam? Belki sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor, senin faydan olan şeyleri söylemeye çalışıyor ama Kur'an'a karşı da böyle yabancı kalmışız. İnsanlar yabancı kalmış. Sadece telaffuz etmekten öteye geçmiyor. Manasız olduğu zaman, anlamsız olduğu zaman hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çünkü Kur'an'ın lafzı kulaklara, manası kalplere hitap eder. Kur'an'ın lafzı cesettir, manası ruhtur. Ruhsuz ceset ne kadar değerliyse, ne ifade ediyorsa bizim için, manasız ayette onu ifade eder. Yani sadece okunmaktan başka bir şey olmaz. Anlam ve manası idrak edilmeyip anlaşılmadığı sürece insanlara faydalı olmaz. Hepimiz için geçerli bu. Biraz evvel de dediğimiz gibi dünya aldatıcıdır, dünya sahtedir, dünya oyalayıcıdır, meşgul eder kendisiyle. Nitekim şeytan için Allah Azze ve Celle Lokman suresinde de dikkat edin dünya hayatı sizi aldatmasın diyor. Şöyle örneklendirebiliriz bunu. Misal verecek olursak belki biraz daha iyi anlaşılır. Belki bir kişinin en azından uyanışına sebep olur. Ne mutlu bize. Bir çocuğa 200 lira verirsin bugünkü en büyük banknot. Değil mi? En büyük kağıt para, banknot.
Sahtedir ama o çocuk farkında değil bunun. Sen onun sahte olduğunu bilerek verirsin. Ne yaptın? Çocuğu aldattın. Ama çocuk bunun farkında değil. Çocuk o parayla elinde en büyük banknot 200 lira bir 7-8 yaşındaki çocuk için bütün bakkalı satın almak anlamına gelir. Hani harcamakla bitiremeyeceği bir para. 1 lira ki onu sevindiriyor. O elinde parayla koşa koşa bakkala doğru gider. İstediklerini alabileceği, o kişinin kendisine vaat ettiklerini alabileceği düşüncesiyle, nefsinin arzuladıklarını elde edebileceği düşüncesiyle koşa koşa bakkala gider. Ama o çocuğun bu düşüncelerinin, bu nefsinin isteklerini elde etme fikrinin boş olduğu ya da sahte olduğu, alamayacağını, elde edemeyeceğini anlaması bakkalın bu para sahte demesine kadar sürer. Alamayacağı, alacağı düşüncesi oraya kadar sürer. Ondan sonra artık o kesilir. O ümitler suya gömülür tabiri caizse. İnsan da şeytan aldatır dünyada. Oyalar, meşgul eder. Sahte olanı asıl gibi gösterir. İnsan onu elde etmeye çalışır, onunla mücadele eder. Onun için çalışır, çabalar, gecesini gündüzüne katar, gündüz çalışır olmaz, gece de işe gider. Ne için? Çocuğunun geleceği için. Çocuğunun geleceğini düşünen böyle yapmaz. Çocuğunun geleceği dünyadaki ölümle bitmiyor. Asıl gelecek ahiret geleceğidir. Ama gelecek kavramı da tahrif edilmiştir. Dolayısıyla bir gün ölür, o beklenti içerisinde olan kişi ona azap melekleri gelir ölümü anında. İşte o bakkalın çocuğa bu para sahte demesiyle çocuğun rüyadan uyanması ya da hayalden, hayal dünyasından çıkıp hakikatle karşılaşması gibi olur. Peki ne elde edecek kişi? Yani ne değiştirecek? Hiçbir şey. O ebediyen cehenneme gidecek. Kim akıl sahibi ise, kim kurtuluşta erenlerden olmak ve kurtuluşa çevresindeki insanların da kurtulanlardan olmasını istiyor ise gözünü açmalı, şöyle parayı bir kontrol etmeli. Bir takım işleme tabi tutmalı, hemen aldanmamalı. Bu hak mıdır, batıl mıdır? Allah'ın bu konuda rızası var mı, yok mu? Bir ölçü koymalı kendisine. Sahte parayı ayıran ışık var. Bir kalem var. Sürersin, sahte mi gerçek mi? Bir ışık var. Tutarsın, sahte mi gerçek mi? Bir takım işlemler var. Bunu ayırma konusundaki hassasiyeti, yaşadığı hayatın hak mı batıl mı, doğru mu yanlış mı, sahte mi gerçek mi olduğundan hassasiyet gösteremeyen insanlar ahirete iman etmemiş insanlardır. Kendisini bekleyen tehlikeden ya da müjdeden habersiz olan insanlardır. Dille telaffuz bilmek, kalb ile tasdik iman etmektir. İman eden gereğini yapar. Eğer yapmıyorsa kalpte arıza var demektir. Dolayısıyla peygamberler de bu hakikatleri. Çünkü ben bu şekilde anlatmamın Enbiya suresi Bismillah ve ma erselna min qablike min rasul. Hiçbir peygamber göndermedik ki ona şunu vahyetmiş olmayalım. İlla nuhi ileyh. Şöyle vahyetmiş olmayalım. Ennehu la ilahe illa ene fa'budu. Hakikat şüphesiz muhakkak benden başka ilah yoktur Allah'ta. Kabul ediyor musunuz? Ediyoruz. İşittik, itaat ettik. İman ettik. Ene fa'budun. O zaman bana itaat edin. Madem iman ettiniz, imanın gerektirdiğini yapın. Kitabıma boyun eğin, Resulümün sünnetine boyun eğin ve tabi olun. Ve sizi aldatan sebepleri artık hayatınızdan çıkartmaya başlayın. Çünkü ya iman eder ve iman ettiğiniz gibi yaşarsınız, kurtuluşa erenlerden olursunuz ya da inkar eder ki bu inkar yok anlamında değil. Biraz evvel sevgi örneğinde olduğu gibi Allah'a has sıfatların cüz'inin dahi yaratılmış masivai varlıklara verilmesiyle kavram olarak Kur'an'da şirk kavramı olarak ifadesini bulur. Ortak koşmak işte o zaman bu kişi Allah Celle Celaluhu şu ayetinin muhatabı olur. Allah şüphesiz ki kendisine şirk koşulmasını ebediyen bağışlamayacaktır. Onu devamlı hiç çıkmamak üzere ebedi azaba koyacaktır. Fakat tabii ki günümüzde oynanan şeytani oyunlardan biri de inkar oyunudur. İnkar etmiyor musun? Tamam, sen daha ne istiyorsun? Ya da şöyle bir denklem. Yahudi misin? Değil. Hristiyan mısın? Değil. O zaman Müslüman. Fakat batıl dinler vardır, batıl dinler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme idarecilik teklifinde bulunduğunda Mekkeli müşrikler, bu biraz evvel kendilerinin itikad anlayışından, uluhiyetteki ortak tutma anlayışından bahsettiğimiz Mekkeli müşrikler Allah Resulüne tekliflerde bulunduklarında, ey Allah'ın, ey Muhammed, gel sen bizi
Bir hafta yönet, biz sana bir gün. 10 katı, 7 katı, 8 katı. Hep fazlalıkla teklif ediyorlardı. Yani kendileri az yönetsin, Muhammed kendilerini çok yönetsin. Allah Azze ve Celle ne diyordu? Bu teklifi yapanlar ehli kitap değildi bakın. Ne Yahudiydi ne Hristiyandı. Kul ya eyyuhel kafirun diye hitapla başlıyor. Bitişine bakın. Lekum dinukum biliyedin. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Bakın bunlar ehli kitap değil ama itikatları ve istikametleri Kur'an'da din diye zikredilmiştir. Dolayısıyla batıl dinler de mevcuttur. Yani ne Mus, Tevrat'a tabi olmak yani Yahudi, ne Hristiyan olmak ne de Müslüman olmak. Dördüncü bir alternatif de var. Ve bugün çoğu insanlar batıl dinler üzerindedirler. Ancak Allah Celle Celaluhu ne diyor? O peygamberini hak din ve hidayetle gönderdi. Bütün dinlerin üzerine hakim kılmak için, üstün kılmak için. Bütün dinlerden kasıt muharref ya da beşeri. Hiç fark etmez. Başlangıcı ve devamı beşeri olan, insan yapısı olan. Dinler de bunların içerisine girer. Beşeri ideolojiler. Ve bunları da yok etmek, bunları da galebe çalmak, bunların hepsinin üstünde olmak için peygamberini gönderdi. İslam'ın temel prensibi insanların yaratılış gayelerine uygun yaşamalarıdır. Ve beş emniyetin muhafaza edilmesidir. Can, mal, din, akıl ve nesil emniyeti. İslam'ın hakimiyetinin bir toplumdaki temsili orada bu beş emniyetin sağlanmasıdır. Bu beş emniyetin sağlanması aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetinin de temsilidir. Çünkü orada kısas vardır, haddi sirkat vardır, haddi şurb vardır, haddi kasp vardır. Orada Allah Celle Celaluhu'nun rızasına uymayan şeyler yoktur. Dolayısıyla bu içtimai kulluk, toplumsal kulluk Allah'ın kitabına boyun eğmek anlamına gelir. Ne Allah'ın helallerinin helal, haramlarının haram kabul edildiği anlamına gelir. Eğer yoksa böyle bir çevremize baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliriz. Bir araştırmaya girsek çok fazla detaylara inmeye gerek yok. Çok uzakta başımızı kaldırıp ilerlere de bakmaya gerek yok. Camdan dışarıya çıkartıp bakmamız yeterli olacaktır. Allah'ın ilah kabul edilmediğinin ispatıyla doludur her taraf. Çünkü mutlak otorite bir yerde, bir toplumda Allah'ın dediği son ve üstünde söz geçerli değilse orada Allah ilah kabul edilmiştir. Allah'ın hükümleri kitabın içine hapsedilip masivai varlıkların sözleri onun üstünde kabul ediyorsa, kabul ediliyor ise işte orada Allah'tan başka ilahlık iddiasında bulunan kişi ya da kişiler mevcuttur. Kim bunlara tabi olursa onlar da Allah'tan başka ilah ve Rab edinmiş olur. Bu apaçık Kur'an ve sünnete baktığımızda bu şekildedir. Peygamberler de insanları Allah'tan başka ilah olmadığına davet etmiş. Bu kabulün hemen arkasından ene fa'budun. Öyleyse bana itaat edin. Fa'budun, ene sal, namaz kılın dememiş. Öyleyse namaz kılın, öyleyse oruç tutun demiş. Kulluk edin, kulluk. Kulluk çok geniş bir kavramdır. Kapsam olarak muazzam geniştir. Ne kadar geniş? Kişinin buluğ çağına ermesiyle başlar, ölümüyle biter. Bu kadar mı? Yok, daha geniş. Adem Aleyhisselam'ın dünyaya inmesiyle başlar, kıyamet kopmasıyla biter. Tabii ki bu insanlık için. Yoksa Allah mahlukatı yarattığından başlar ve bitmez. Ebediyen cennet cehennemde devam eder. Her anı Allah'ın rızasına uygun düzenlemek, onu razı edelim mi dert, gaye, amaç edinmek. Derdi Allah'ın davası olmak. Aldığı sorumluluğu, yüklendiği emaneti ömrünün sonuna kadar taşıyıp ömrü bitişinde de hakkıyla teslim etmek. İşte bu şuurla hareket ederse insanlar ya da bu niyetle yola çıkarsa mutlaka Allah-u Teala onlara yol gösterecektir. Yollarını gösterecektir, doğruyu gösterecektir, hakikati, hidayeti gösterecektir. Eğer insanlar hala aklını kullanmaz, Allah'ın ayetleri üzerine tefekkür etmez, araştırmaz. İlk meyil, ilk adım araştırmaktır. Bu niyete girmektir. Oturup başını iki elinin arasına almaya, kafasını yastığa koyduğunda tefekkür etmektir. Ne yapıyorum? Nereye gidiyorum? Bu yaşantı nereye götürüyor beni? Cevabı bulamayacaktır muhakkak. Çünkü cahildir. Gayet normal. Ama bu meyil onun Allah-u Teala'nın ona merhamet etmesine ve onun doğru kişi ya da doğru bilgiyle karşılaşmasına sebep olacaktır. Taassuptan uzak olması şartıyla. Yani bu doğrudur, şu doğrudur, bu değil. Acaba doğru nedir?
kendi kalbindeki sevdiği, meylettiği, ilgi gösterdiklerini bir kenara bıraksın bakalım. Samimiyetle Kur'an ve sünnete yaklaşsın, mutlaka ama mutlaka hakikatle karşılaşacaktır. Kur'an da sünnet de buna dair müjdelerle doludur. Dolayısıyla biz korkutucu ve müjdeleyici yönleriyle yaklaştık. Kim Allah'a kulluk yapar, peygamberlerin gönderiş gayesi burada, Allah'tan başka ilah yoktur çağrısını üzerine yoğunlaşmıştı ayet Enbiya 25'te. Başka ayetlerde de dedik korkutucu ve neydi uyarıcı olarak gönderilmeleri. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki bağ ne? Kim Allah'a ilah kabul edilir ve onun dediği gibi yaşarsa müjdelenir. Kim Allah'tan başka ilah edinir, bu edindiği ilahların dediği gibi yaşarsa ne yapılır? Korkuyla karşı karşıya kalır. Yani korkunun da eceli faydası yoktur. Kişi Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak gayesiyle, Allah Celle Celaluhu'ya kulluk yapmak gayesiyle nereden geldim, ne yapmalıyım ve nereye gideceğim sorularını samimiyetle kendisine sorduğunda, samimiyetle sorduğunda cevap bulamayacaktır cahil insan. Ve bunların doğru cevabını arayacaktır o zaman. İşte o zaman önü açılacaktır Allah'ın izniyle. Allah Celle Celaluhu şeytan ve taraftarlarının, insan ve cinlerden dostlarının vesveselerine aldanmayan, onlara galebe çalan, yenen, alt eden, o kafir ve onun gibi olanları, oyun ve tuzaklarına karşı uyanık olanlardan eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve Selamun Alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.